Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyeti soruştururken olayla ilgili iddialar da gelmeye devam ediyor. Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre 5 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürüldü ve cesedi buradan çıkarıldı. Reuters'a konuşan yetkili Türk polisinin ön değerlendirmesine göre Bay Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz, dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan yetkililerse Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışların emniyet tarafından incelendiğini söyledi. Muhalif gazetecinin köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi ise Kaşıkçı'nın sırf bu cinayet için Türkiye'ye gelen bir tim tarafından öldürüldüğünü yazdı. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili Suudi Arabistan'dan 15 kişilik bir ekibin geldiğine ve cinayetin planlı olduğuna inanıldığını açıkladı. Arap medyasında çıkan haberlere göre ise Suudi gazetecinin acımasızca işkence gördü ve öldürülerek parçalara ayrıldığı iddia edildi. Öte yandan Arap medyasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerle ilgili yorumda bulunamıyor ve konuyu yakından takip ediyoruz açıklaması yaptığı belirtiliyor. Sevgili seyirciler, bir bağlantımız daha olacak. Bağlantı kurulduğunda arkadaşlarım beni uyaracak. Yine bu konuyu konuşuyor, tartışıyor, değerlendiriyor olacağız. İddialar son derece çetrefilli. Kaçırıldığına dair, öldürüldüğüne dair ya da başka sebeplere dair çeşitli savlar ortaya atılmakta. Şimdi de gazeteci Aslı Aydın Taşbaş hattımızda. Aslı Hanım merhaba, iyi pazarlar. Merhabalar, iyi pazarlar. Teşekkür ederiz. Siz neler söylersiniz? Onur Bey'le olayın biraz daha diplomatik boyutunda konuştuk. Size de biraz daha araştırma, bu iş neden İstanbul'da patlak verdi ve siz hangi iddiaları kuvvetli görüyorsunuz? Nereye doğru evrilir sizce bu olaylar zinciri? Bence artık ortada çok bir iddia yok. Cemal Kaşıkçı'nın bir şekilde öldürüldüğü ve Suudi Arabistan rejimi tarafından öldürüldüğü çok net gözüküyor. Ben de Washington Post'un global görüşler sayfasına Cemal Kaşıkçı gibi köşe yazıyorum. Aynı o anlamda kendisiyle tanışmasak da Washington Post adına son günlerde yetkililerle görüştüm. Görüşme fırsatım oldu. Ve Suudi Arabistan'dan bizzat Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için bir ekip geldiği konusunda çok net bilgi ve bulgulara sahipler. Biliyorsunuz konsolosluğa giriyor, nişanlısı dışarıda bekliyor ve hiçbir zaman çıkmıyor. Ancak o süreçte konsolosluktan çıkan arabalar oluyor. Ve onun girmesinden hemen önce zaten Suudi Arabistan'dan gelen, özel uçakla gelen bu ekip de konsolosluğa girmiş durumda. Daha sonra çıkan arabalar var. Son derece hazin bir durum. Suudi rejimi zaten biliyorsunuz son iki yılda bu tarz cezalandırma mı denir artık, bu tarz kendi vatandaşlarına ve özellikle işte yeni prensle ayrı düşenlere karşı, iş adamlarına karşı, eski rejimin eski unsurlarına karşı bu tarz kaçırma olayları olsun. İşte geçen yıl çok sayıda prens ve önde gelen iş adamı gözaltına alındı. Tevkifat yüzlerle ifade edilen bir rakam. Bunlar Ritz Oteli'ne götürüldüler. Ritz Oteli'nde işte kimi kötü muamele, kimi şeyine göre, cüssesine göre, kimi varlığının bir bölümünden vazgeçerek işte bir ay sonra serbest kaldı. Yani rejimin şu anki davranışları açısından çok şaşırtıcı değil. Bunun sürpriz boyutu böyle bir şeyi Türkiye de yapma cesaretine sahip olması Suudi Arabistan'ın. Her ne kadar ikili ilişkiler bir zaman sıcak olmasa dahi iki taraf da çok dikkatli. Geleneksel olarak da böyle olmuştur. Evet. Hani bu dikkatin ötesinde bir diplomatik pervasızlık örneği, doğruyu söylemek gerekirse. Haliyle bakalım ne olacak. Bunun bir ikili krize dönüşmeme ihtimali yok. Şimdi siz de hatırlattınız, 29 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler 12 Mayıs'tan o tarihe kadar kendisinden haber alınamayan Suudi Prens
Nawaf Tali Raşit hakkında da yine Suudi Arabistan'dan bilgi talebinde bulunmuştu. Acaba bu kez de Birleşmiş Milletler yine böyle bir devreye girecek mi, kararlı bir şekilde bilemiyoruz. Yani şimdi bir ceset bulunduğuna dair bazı söylentiler var. Evet. Önümüzdeki saatlerde onların da şey yapılması önemli. Ama Prens, yani Veliaht Prens, Muhammed Bin Selman 3-4 gün önce bir açıklama yaptı Bloomberg kanalı. Biz de bilmiyoruz. İşte biz bilmiyoruz. İsterlerse gelsinler, Türk yetkililer konsolosluğu araştırabilirler dedi. Ancak tabii Türk tarafı tatmin olmuş değil. Çünkü yürüyerek giden bir adam var. Dışarıda bekleyen, iki gün, birkaç gün sonra, bir hafta sonra hayatını birleştireceği bir nişanlısı var. Her şey hazır. Yani giriyor ve çıkmıyor. Cep telefonunu ve tedirgin bir şekilde girdiğini de biliyoruz konsolosluğa. Yani ben çıkmazsam şu numarayı ara, bu numarayı ara diye nişanlısına tembih ediyor. Evet, hatta Yasin Aktay ismini de vermiş. Yasin Aktay ismini verdiğini ben medyadan okudum ama başka arkadaşlarının da ismini vermiş olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Yani çok uzun süre de bunu yapmıyor. Yani tereddüt ediyor. Gireyim mi, girmeyeyim mi diye. Ve doğruyu söylemek gerekirse anladığım kadarıyla etrafına sormuş, görüş almış bir sürü Suudi dostundan. Ya ne diyorsunuz, girersem bir şey olur mu olmaz mı diye. Şimdi genelde diplomatik geleneklere aykırıdır. Yani Suudi rejimi otoriter bir rejim, işte bir sürü dünyada otoriter rejim var. Türkiye'de otoriterleşme eğilimindeki bir rejim olarak adlandırılan büyük bir rejim. Ama bir otoriter rejim dahi hiçbir zaman bunu başka ülke toprağında böyle bir davranışta bulunmaz. Suudilerin yaptığı gerçekten akıllara durgunluk veren bir pervasızlık. Yani ben böyle bir şey görmedim. Hani gördük şöyle. Hani biliyorsunuz Rusya ve İngiltere arasında büyük kriz oldu. Bir zehirlenme vakasından dolayı Londra'da. O bile yani ambargoya, büyük bir AB girişimine, Rusya'ya yönelik ambargoların tekrar gündeme getirilmesine, yani hala krizi devam ediyor. Olayın üzerinden geçen Mart'tan bu yana işte neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Haliyle 8 ay geçti. Yani haliyle bu tarz bir şey gerçekten akıllara durgunluk veren bir olay. Bu cesaret, bu cüret diyeyim. Hani olayın bir gazeteci olarak çok üzücü olması, çok vahim olması, konuşan bir kalemin hani kendi rejimini eleştirir. Herkesin bir rejimi eleştirme hakkı var ve ben Cemal Khashoggi'nin yazılarını okuyan biriyim, dediğim gibi aynı sayfaya yazıyoruz. Kendisiyle tanışmasam bile her zaman İngilizce yazdığı yazıları okumaya çalıştım. Yani son derece izanlı bir eleştiriydi. Ya reform diyorsunuz ama reform böyle tepeden inme mi olur? Best Otel'inde insanlar böyle tutulur mu? Şöyle bir yazısında mealen aktarayım. Suudi rejimi, tamam Suudi Arabistan hiçbir zaman demokrasi olmadı ama bugün çok daha otoriter oldu. Ben artık orada nefes alamıyorum. İstanbul'a kaçtım, bir sürü arkadaşımız artık İstanbul'da yaşıyor gibi bir yazısı vardı. Evet. Anladığım kadarıyla bunlar için bir bedel ödetmek gereğini hissettiler ama bunlar yani hani bizim standartlarımızda bile o alelade eleştiriler diyebileceğim eleştiri. O kadar da yani bir insanın yani söz konusu olayın vahşeti gerçekten bir gazeteciyi susturma hamlesinin ötesinde akıllara durgunluk veren bir boyutta. Peki. Çok teşekkür ederiz size de Aslı Hanım. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Evet, olayın ayrıntılarını iki konuğumuzdan öğrenmeye çalıştık. Şimdi günün diğer gelişmelerine dönelim. Sevgili seyirciler, bir bağlantımız daha olacak. Bağlantı kurulduğunda arkadaşlarım beni uyaracak. Yine bu konuyu konuşuyor, tartışıyor, değerlendiriyor olacağız. İddialar son derece çetrefilli. Kaçırıldığına dair, öldürüldüğüne dair ya da başka sebeplere dair çeşitli savlar ortaya atılmakta. Şimdi de gazeteci Aslı Aydın Taşbaş hattımızda. Aslı Hanım merhaba, iyi pazarlar. Merhabalar, iyi pazarlar. Teşekkür ederiz. Siz neler söylersiniz? Onur Bey'le olayın biraz daha diplomatik boyutunda konuştuk. Size de biraz daha araştırma, bu iş neden İstanbul'da patlak verdi ve siz hangi iddiaları kuvvetli görüyorsunuz? Nereye doğru evrilir sizce bu olaylar zinciri? Bence artık ortada çok bir iddia yok. Cemal Khashoggi'nin bir şekilde öldürüldüğü ve Suudi Arabistan rejimi tarafından öldürüldüğü çok net gözüküyor.
Ben de Washington Post'un Global Görüşler sayfasına Cemal Kaşıkçı gibi köşe yazıyorum. O anlamda kendisiyle tanışmasak da Washington Post adına son günlerde yetkililerle görüştüm, görüşme fırsatım oldu. Ve Suudi Arabistan'dan bizzat